TV 8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, doktor, öğretim üyesi Necla Yüce Hasbolat. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Heyecanla bekledim. Evet doğru. Bizler de öyle. Vallahi siz karşımıza gelin. Biz çocuklarımızla ilgili bilgileri sizlerden en güzeliyle ve en güncel bilgileriyle almaya biz dedim Fatih hocam. Aynen öyle. Aynen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam çocuklarda en sık karşılaşılan problemlerden bir tanesi. Hele de çok çocuklu ailelerde bu sık karşılaşılıyor. Bir tane çocuk ateşlendi mi diğer çocuk da ateşleniyor ve ateş hakikaten pek çok ailenin en büyük problemi. Bebeklerde ve çocuklarda ateş neden sık olur ve nasıl anlaşılır, nasıl ölçülür biraz bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim. Şimdi ateş bir problem midir? Onunla başlayalım. Çünkü ben aileler geldiği zaman, ateşli çocuklarla geldikleri zaman şu cümleyi çok severim. Çocuğunuzun ateşi çıkıyorsa sağlıklı çocuğunuz, sevinelim, üzülmeyelim. Çünkü ateş bir savunma mekanizmasıdır. Ateş bir hastalık değildir. Bir hastalıktan dolayı çocuğun verdiği reaksiyondur. Bizim hemen ateşi tedavi edeceğiz diye bakış açımızı genişletmemiz gerekmiyor. Öncelikle sakin olacağız. Ateşin sebebi ne? Ateş hipotalamustan yani beyinden yönetilen bir mekanizma. Çocuğun eğer ateşi çıktıysa demek ki vücuda zararlı ya da yabancı bir madde girmiş demektir. Bu virüs olabilir, bakteri olabilir, zehirli bir toksin olabilir. Her şey olabilir. Vücuda giren bu yabancı maddeye karşı vücut savunma mekanizması geliştiriyor ve hipotalamus diyor ki vücut ısısını ben 37'den 38'e çıkardım. Vücut ısısını 38'e çıkarmak için vücuttaki tüm fabrikalar devreye girsin. Kaslar devreye girsin. Titresin, çocuk titresin ve ateşi çıkarsın. Artı çocuk iştahsızlaşsın. Çünkü mide ve bağırsak sistemi vücudun metabolizmasının birçok kısmını eline geçiriyor. İşte ateşli çocuğun iştahsızlaşmasının nedeni bu. Yani kan dağılımı, kan dolaşımı, kasların titremesi ve ateşi yükseltmesi için gerekli ve o bölgelere doğru hareket ediyor. Bu nedenle mide ve bağırsak sisteminden kan dolaşımımız birazcık çekiliyor ve çocuk iştahsızlaşıyor. Ateş beraberinde sıvı kaybını getiriyor. Neden? Biliyoruz ki 1 derece yükselen vücut ısısı bazal metabolizmayı %20 yükseltiyor. Yani vücudun tüm mekanizmaları devreye girdi. Su ihtiyacını %10 yükseltiyor. Demek ki ateşlenen çocuğun sıvı ihtiyacı artıyor. Vücuda giren toksinler, yabancı maddeler, virüsler, mikroplar belli bir ısıdan sonra bozuluyorlar ya da ölmeye başlıyorlar. İşte vücut bu yüzden ateşi yükseltiyor. Demek ki ateşin yükselmesi anormal bir durum değil, doğru bir durum. Biz o zaman ateşle dostça geçineceğiz. Ne zaman ateşe müdahale edeceğiz ona karar vereceğiz. Onun çerçevesini çizelim. Ateş yeni doğan döneminde ve ilk 3 ayda tehlikelidir. Evet, ilk 3 ayın altındaki bebekler ateşlendiği zaman biz korkarız. Bu ateş çocuğun beynine ya da başka bir organına zarar verecek mi? Ya da ateşe sebep olan mikrop ya da virüs çok güçlü, tedavi edilemeyen, çocuğun kendi başına yenemeyeceği bir durum mu? İşte bu durumda hekimin devreye girmesi gerekir. 3 ayın üstündeki çocuklarda, 3 ay 1 yaş arasındaki çocuklarda evet ateşlenirse biraz sıkıntılı olabilir. Ne yapacağız? Çocuğun ateşini kontrol altına alacağız. Ateş düşürücülerle başlayabiliriz ya da fizyolojik mekanizmalarla. Ateşin yükseleceği zaman beyin hangi organlara ne emri veriyor? Bir kere dolaşımı dengelemeye çalışıyor. Yani derideki dolaşımı azaltıyor. O yüzden çocuk soğuk ve birazcık siyanotik yani mor görünmeye başlıyor. Periferleri soğuyor yani parmak uçları soğuyor, burnunun ucu soğuyor. Ve çocuk ateşli olduğu halde dokunduğun zaman çok soğuk, buz gibi bir çocukla karşılaşıyorsun. Bu da fizyolojik bir durum. Ama vücuduna bakıyorsun, boynuna bakıyorsun sıcacık. O damarların tamamen akışkan olduğu yerlerde ateşin daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Demek ki biz fizyolojinin tam tersini yaparsak çocuğu rahatlatacağız. Yani elini ayağını ısıtacağız, vücudunu soyacağız. Çocuğun kolunun altına, kasık bölgesine, alnına ıslak bezler koyarak
O bölgelerdeki ısıyı düşüreceğiz ama çorap giydireceğiz. Gerekirse çift kat çorap giydireceğiz. Gerekirse sıcak suyla ayaklarını yıkayacağız. O ayaklardaki ve ellerdeki soğumaya engel olacağız. Bu çocuğun rahatlamasına da sebep olur. Rahatlayan çocuğun titremesi durur ve sakinleşir. İşte o zaman anne ve babanın da korkusu inmeye başlar. Önce fizyolojik olarak yaklaşıyoruz ateşin çözümüne. Eğer fizyolojik olarak çocuğu dengeye getiremediysek o zaman ilaçlarla ve tedavilerle devreye girebiliriz. Peki duş aldırma konusunda ne diyorsunuz? Evet, şimdi bu aslında doğru bilinen yanlışlardan biri yine. Çocuklar ateşliyken soğuk duşa girdirmek veya soğuk suyun altında banyo yaptırmak aslında rebound dediğimiz ateşin daha sıçrayıcı bir şekilde yükselmesine neden olur. Bir de çocuklarda travma olur gibi düşünüyorum hocam ben. Yani siz kendiniz de düşünün Fatih hocam, Burcu hocam. Evet. Sizin ateşiniz varken sizi birisi soğuk suyun altına soksa ne hissedersiniz? Zaten üşüme oluyor içeride. Evet, çocuk cezalandırılmış gibi hissediyor. Bir parantez açıyorum, havale geçiren çocuklar. Tabii ki onlara ayrı değineceğiz. Onların ateşini acil olarak düşürmemiz gerekiyor. Ama onun dışındaki çocuklarda aceleye mahal yok. Bekleyeceğiz. Önce fizyolojik olarak elini ayağını ısıtacağız. Ondan sonra diğer mekanizmaları devreye geçireceğiz. Havale geçiren çocuklarda evet ateşi hemen düşürelim. Çünkü havale 37,5-38 derecede bile geçirebilir çocuklar. Daha yüksek derecelere gelmeden havale geçiriyorlar. Hocam ilk önce havale neden geçirilir ve havale neden olur bir konuşalım mı? Şimdi havale beyin normal nöron sistemiyle çalışıyor. Bu beyindeki bir sinsile vardır, bir sıra vardır. Oradaki bazı hücreler gereksiz impuls üretmeye başlıyor. Tetikleme dediğimiz olay. İşte bu ateş bunu tetikleyebilir veya travma tetikleyebilir yani veya genetik hastalıklar. Yani bizim ihmalkarlığımız değil mi hocam? Hayır. Yani 37'den bir anda 40'a 39'a çıkması hani anneye bir şey yapmadı ya da işte ateş düşürücü olmadı gibi değil. Çok güzel bir şey söylediniz Burcu Hanımcığım. Aslında orada her ateş havale yapar mı diye başlamak lazım. Havalenin sebebi ateş değil. Ateş sadece kolaylaştıran bir ürün. Orada zaten bir odak var. Biz bu durumda anamnez hikayeye bakıyoruz. Anne ya da baba küçüklüğünde ateşli havale geçirmiş mi? Ya da önümüzdeki çocuğun herhangi bir nörolojik hastalığı var mı? Bir beyin hastalığı var mı? Eğer bunlar varsa evet ateş havaleyi tetikler. Onun dışında ateşin havaleyi tetiklemesi için bir sebep yok. Ama bazı durumlarda da yanlış ifade ediliyor. Ateşten dolayı çocuk bitkin ve halsiz düşüyor. Bu da havaleymiş gibi iletiyor. Biz o geçirilen dönemin öyküsünü güzel alıyoruz anne ve babalardan. Nasıl oldu? Eli ayağı titredi mi? Gözü kaydı mı? Yukarı döndü mü? İşte dudak hareketleri nasıldı? Ağzının bir kenarı çekildi mi? Yani bunun gerçek bir havale olup olmadığını önce anlıyoruz. Ondan sonra ateşli havale diye gidiyoruz. Havale durumu dışında çocukların ateşinden korkmaya gerek yok. Çocuklar çok sık ateş çıkaracak. Neden? Çünkü bağışıklık sistemi henüz gelişmedi. Evet. Yeni tanıyorlar. Biz erişkinler bu virüslerle, mikroplarla defalarca karşılaştık. Çok yakın tarihte bir Covid salgını atlattık. Evet. Covid bize de yabancıydı. O yüzden biz de Covid'le karşılaşınca ateş yaptık. Çok çocuklar önce. Da her yeni tanıdığı virüse, mikroba karşı ateş çıkaracak. Biz de o ateşli durumlarına diyeceğiz ki evet bu çocuk artık bu virüsü tanıyor. Ona karşı bir savunma mekanizması geliştiriyor. Ateşi birdenbire hemen düşürdüğümüz zaman çocuğu aslında o savunma mekanizmasından mahrum bırakmış oluyorsunuz. Her şey basamak basamak ilerlemeli. Ateşin tedavisi. Peki o ateş düşürücü şuruplar hocam ne zaman verilmeli? Ateşinin ne zaman yükseldiğinde vermeliyiz? Ya da hiç vermemeli miyiz? O zaman hani ateşle savunmayı bırakmalı mıyız? Ya hiç vermemeliyiz doğru bir ifade olmayacaktır. Çocuktan çocuğa göre değişecek. Ben genellikle şunu söylüyorum. Eğer çok sık hastalanan bir çocuk değilse yılda 3-4 kez ateşli hastalık geçirmesi gayet doğaldır. Eğer bu çocuk 1 yaşından büyükse 2-3 gün 38 derece ateşleri olabilir bir enfeksiyon hastalığında. Eğer 38 derece ateş 2-3 saat devam ediyorsa bu süregen hale geldiyse evet biz ona bir tedavi verelim ve ateşini biraz kontrol altında tutalım. Bu çocuğun halsiz ve bitkin kalmasına ve mutsuz olmasına da engel olalım. Ama 3 günden sonra ateş devam ediyorsa hatta ateş 5 güne ulaştıysa artık biz hekimlerin de oturup bir düşünmesi gerekir. Bu ateşin sebebi nedir?
5 gün süren ateşin altından ciddi bir enfeksiyon ya da ciddi bir kronik hastalık çıkabilir. Bunlar neler olabilir? Periyodik ateşler dediğimiz, romatolojik ateşler dediğimiz hastalıklar var. Veya da maligniteler veya da kronik enfeksiyonlar dediğimiz tüberküloz gibi daha ağır enfeksiyonların sebebi olabilir. 5 günden uzun süren ateş mutlaka hastanede tetkik edilmelidir. Hocam bir de şunu soracağım. Şimdi geçmiş yıllar, hani biz kendi çocukluğumuzu da hatırlıyoruz. Biz bu kadar sık hastalanıyor muyduk bilmiyorum. Ama ben yani işte ateşim oldu diye okula gitmediğimi çok hatırlamam. Eskiden biliyorsunuz 20 gün okula gitmeme gibi. Ki bizim bir gün, iki gün olurdu ya da olmazdı. O da hani muhtemelen kendi keyfimizden gitmezdik ya da bir işimiz çıkardı falan. Ama günümüzde gerçekten çok sık hastalanan ve her ay ateşli hastalıklarla karşılaşan çocuklar ve aileler var. Bunun nedeni nedir? Acaba çok mu steril büyütüyor çocukları? Bu çok güzel bir soru Fatih Hocam. Bir de anaokuluna başlayınca ya da evet, işte birinci sınıfa başlayınca. Aslında bu metropol gibi büyük şehirlerin sorunu. Evet. Yani şu anda köylerde yaşayan çocuklar sizce bu kadar sık hastalanıyorlar mı? Ben zannetmiyorum. Hakikaten şaşırıyorum ya. Okula gidiyor çocuk, geliyor her hafta hasta. Her hafta hasta. Çünkü flora transferi var. Evet. Yani biz aileler, işte topluluklar kendi floralarımızı oluşturuyoruz. Şimdi Covid döneminde biraz evlere çekildik değil mi? Kendi aile floramızla baş başa kaldık. Sonra birden kreşleri, okulları açtık ve çocukları bir araya getirdik. Yani Fatih Bey'in çocuklarının florasıyla Burcu Hanım'ın çocuklarının florası kardeş olacaklar. Birbirlerine transfer olacaklar. Tanıyacaklar birbirlerini. Tanıyacaklar. İşte o flora transferinden dolayı metropol gibi büyük şehirlerde daha çok kişilerle temas eden çocuklar daha fazla flora temasına maruz kalıyorlar. Ve her geçiş bir reaksiyonu getirecek. Her virüs girişi, her mikrop girişi ona karşı bir reaksiyondur. Ve vücut tanıdıkça da ateş çıkarıyor. Bir başka sebebi, evet çok haklısınız, daha mı fazla hijyeniyiz? Kesinlikle öyle. Önceden toprakla barışık yaşıyorduk. Çocukların hepsinin ayağı toprağa basıyordu. Çocuklar sokakta oynuyordu. Evet. Çocuklar hayvanlarla büyüyordu. Şu anda evde hayvan besleyenler, bir iki tane köpek besleyen, kedi besleyenden kastım yok. Kümes hayvanları, ahır hayvanları hepsiyle temas halindeydik. Biz çünkü ortak yaşam için bir araya gelmişiz. Yani toplum sadece insandan ibaret değil ki. Hayvanıyla, bitki örtüsüyle bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Çocuklarımız bitki örtüsünden uzak, topraktan uzak, hayvanlar aleminden uzak. Evet, apartmanın sadece, içinde ve apartmanın sitesinde sadece parka gidebiliyorlar. Kesinlikle. Benim o yüzden ailelere en büyük önerim mutlaka hayvanlarla temas etsin. Korkmasınlar. Kediler ve köpekler bizden daha az mikrop taşıyorlar. Bir sonraki programda daha detaylı ve daha güzel, daha güzel konularla sesi açarak çok daha fazla dinleyelim diyorum. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Bugün bizlerle çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, doktor, öğretim üyesi Necla Yüce Haspolat beraberdi. Ve bizlere çocuklarımızın ateşlendiğinde neler yapmalıyız, her çocuk ateşlenir mi, havale nedir ve birçok konuda bize detaylı bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.